Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 2 Ünite 3'ün devamı. Son harfi illetli olan muzari fiillerin irabı. Daha önce son harfi sahih olan muzari'nin irabına değinmiştik. Son harfi illetli olan muzari'nin şu 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 ve şu sıralarında raf alameti olan zamme son harf üzerine takdir edilir. Şu sıralar neyin nesidir? Yed'u, bunlar yed'u, müfret, müzekker, gaiptir. Da'a, yed'u, ardından ted'u geliyor. Bu da müfret, müennesse, gaibe. Ed'u, ben yani. Nefs-i mütekellim, vahde. Ned'u, biz. Nefs-i mütekellim, mali, gayr. Yermi, yed'u ile aynı yani müfret. Yermi, termi, ermi, nermi, ermi. Nefs-i mütekellim vahde nermi maali gayr. Yani müfretler arkadaşlar. Tabi muhataba, müfret mühennes muhataba sıgası hariç. Bunlarda diyor raf alameti nedir? Son harfin üzerine zamme takdir edilir. Takdir etmek ne demek? Mesela son harf ney burada? Vav. Burada vav, vav, vav. Rama 20'de durmadan ya gelir. Sürekli ya harfi gelmekte. Buna göre yed'u'da vav illet harfidir, son harftir. Bunun üzerine zamme takdir edilir. Takdir etmek. Takdir etmek yazıda yoktur ama biz olduğunu biliriz. Yani buraya zammeyi vav'ın üstüne koyamayız. Ama aslında vardır. Peki neden koyamıyoruz? Dile ağır geliyor yani. Kaideler gereğince oraya zamme konulmaz ama vardır. Buna göre yed'u'vu. Yed'u'dur kelimenin aslı. Aynı şekilde ted'u'vu, ed'u'vu, ned'u'vu, yer'mi'yu, ter'mi'yu, er'mi'yu, ner'mi'yu hepsinin sonunda zamme takdir edilir. Takdir etmek yazıda görünmeyişi ama varoluşu demektir. Mukadder bir ötre ile merfudur denilir. Mukadder, gizli, takdir edilmiş demektir. Gizlidir ama vardır, takdir edilmiştir. Buna göre yed'u'nun irabı nedir? Mukadder bir ötre ile merfu. Yani takdiren zamme ile merfu da denilebilir. Takdiren zamme ile merfu veya mukadder bir ötre ile merfu. Yani bu kelime merfu. Hepsi merfu bunların. Ne ile merfu? Mukadder ötre ile merfu. Nasb hali sahifiler gibidir. Yani fetha gelir bu kalıplarda. Yani ne olur? Fetha geri döner. Nasb hallerinde yed'u ve ned'u ve ted'u ve hepsinde vav'ın da ya'nın da üzerine fetha getirilir nasb halinde. En nasb etmiş getirilmiş. En yerine len de olabilirdi, key de olabilirdi. En örnek. Cezm hallerinde ise ne olur? Cezm hallerinde bu kelimelerin sonunda bulunan vav olsun, ya olsun illet harfleri silinir, düşer, yazıda yer almaz. Lem yed'u. Aslı neydi? Yed'u idi değil mi? Yed'u'vu. Yed'u vav ne oldu? Silindi, düştü, artık yok. Çünkü başında cezmedici var. Cezmedicilere lem örnektir. Tüm cezmediciler aynı şeyi yapar. Yed'u. Sondaki vav silindi. Lem ted'u. Sondaki vav silindi. Lem yer mi. Sondaki yer mi ya silindi. Hepsinde aynı şey oldu. Cezm hallerinde. Sonlarında yer alan illet harfi düşer. Ama bu anlatılan müfret kalıplarda böyledir. Efali hamseye yani 5 fiile geldiğimizde ise tıpkı sahih fiillerdeki gibi raf hali nunların sabit kalması iledir. Yed'uvani tesniye nun var öyleyse raf. Yed'une cem-i müzekker gayb nun var öyleyse raf hali. Ted'uvani yine nun var, nun var, hepsinde nun var. Öyleyse bunlar merfu. Nasb ve cezm hallerine geldiğimizde nasb ve cezm halleri nunların hazfi iledir. Yani sahih fiilde de böyleydi. Beş fiilden bahsediyoruz şu anda. Yed'uva aslında neydi? Yed'uvani sonda tesniye nunu vardı da en geldiğinden düştü. Öyleyse nunun hazfi üzere mensup deriz buna. En yed'u ne yani yed'u ne cem-i müzekker gaibti nun düştü enden dolayı düştü.
Öyleyse nunun hasfi üzere mensup. Hepsi aynı yani, nunlar düşmüş. En yermiye, bu da rama yermiden ya'dan örnek verilmiş. Burada vav'dan örnek verilmiş. Nunlar düşüyor. Nunun düşmesi ona nasb hali. Aynı şekilde nunun düşmesi cezm halidir de. Neydi bu? Yed'uvani, bu da yed'uvani idi. Nun düşmüş. Neden düştü bu sefer? Cezmedici bir harften dolayı düştü. Öyleyse nunun düşmesiyle mezzumdur. Niye? Çünkü cezm edatından dolayı düştü. Oysa yed'ûne buradakinde ise ne oldu? Nun düştü. Ama neden dolayı? Nasb ediciden dolayı düştü. O yüzden nunun hasfiyle mensup, nunun hasfiyle mezzum dedik. Yani nunun düşmesi hem cezm halidir hem nasb halidir. Peki cezm mi nasb mı nasıl karar veririz? Düşüren etkene bakalım. Cezmediciden dolayı düştüyse cezm halidir. Nunun düşmesiyle cezm hali. Nasb ediciden dolayı düştüyse nunun düşmesiyle nasb hali denilmekte. Mebni olan iki sıganın irabı, yani cem ve sıgaları, ki birisi gaibe, biri muhatabaydı. Sahih fiillerde olduğu gibi yine irabı mahallen olacaktır. Herhangi bir şey düşmeyecektir. Bakıyoruz. Yed'ûne, ted'ûne, yermîne, termîne. Yed'ûne cemi müennes gaibeye örnektir. Nun duruyor görüldüğü üzere. Ted'ûne bu da cemi müennes muhatabaya örnektir. Nun yine duruyor. Nereden anlıyorum? Y olduğundan gaibi olduğunu, T olduğundan muhatabı olduğunu anladım. Başlarındaki harflerden anladım. Yine Y var. Öyleyse bu da cemi müennes gaibe. T var. Öyleyse cemi müennes muhataba. Burada bir Rama'dan, yani Rama yermiden, bir de Da'a yed'udan örnek vermiş. Da'a yed'udan niye verdi? Çünkü vavlı bir harf. Rama yermi de yağlı olduğundan, yani son harfi yağ olduğundan, bu yüzden ona örnek verilmiştir. Nasb hallerinde mahallen mensup. Şimdi bunların irabı var bir de. Nedir? Merfudur, mahallen merfu. Neden merfu? Çünkü başında nasb eden yok, cezmeden yok. Kural nedir? Başında raf eden de yoksa, pardon, başında nasb eden yoksa ve cezmeden yoksa o muzari merfudur. Direkt böyle. Ama bunlar cemi müennesler, mahallen olmak zorunda. Öyleyse mahallen merfu. Başında nasb eden olsaydı mahallen mensup. Cezmeden olsa mahallen mezzum. Demek ki raf ve yani nasb ve cezmedici yoksa mahallen merfu. Nasb edici varsa mahallen mensup. Cezmedici olursa mahallen mezzum. Fark etmiyor ama yazılışlar her seferinde aynıdır. Termine, 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 termine. Başında nasb eden de yok, cezmeden de yok. Termine yazıldı. Nasb eden gidildi, yine termine yazıldı. Cezmeden lem var, yine termine yazıldı. İşte mebnilik bu. Herhalde aynı yazılır. Aşağıdaki cümlelerde geçen mazi fiilleri inceleyelim. El-Muslimu yed'u Allah'a yed'u, da'a yed'u. Yani müfret, müzeker, gaiptir. Da'a mazi, yed'u muzari. Fail, hı olur. Müstetir diyorlar bunu. Müstetir gizli demek. Muzari fiilin altında, yani altında olduğu varsayılmakta. Ve hüve de onun failidir. Allah lafzıdan, lafzatullah dediğimiz kelime de onun burada nesi olmakta? Mef'ulü olmaktadır. Şimdi yed'u kelimesi vav üzerine takdir edilen zamme ile merfu. Niye? Müfret kelime. Bu yüzden takdir edilmek ile irab alacak. Şayet başında nasb eden bir şey olsaydı o zaman irabı ne olurdu? Mensup olması gerekirdi. Cezmeden bir şey olsa mezzum olması gerekirdi, ama alametleri de önemli tabii. Ercu, raca, yercu, ercu. Nedir? Nefs-i mütekellim vahde. Öyleyse zamme üzerine takdir ederek irabı alacağız. Ne takdir edeceğiz? Zamme takdir edeceğiz. Çünkü başında nasb eden ve cezmeden yok. Ercu merfudur. Neyle merfu? Takdir edilen bir zamme ile merfu. Devam et. Ene bunun failidir. Ente kune kâne yikûnu tekûnu. Enden dolayı mensup olmuş fetha ile mensuptur. Sondaki nun ne değildir arkadaşlar? Tesniye nunu, cemi nunu, müfret müennes muhataba nunu değil. Kâne kelimenin aslından, yikûnu kelimenin aslından. Bunu karıştırmayın yani. Ardından nuridu, nuridu nahnu, çünkü biz demek değil mi? Biz manasında.
Yani istiyoruz. Kim istiyor? Biz istiyoruz. Nuridu zamme ile merfudur. Faili nahnudur. Ardından gelen işte ned'u ve kelimesi aslında neydi? Ned'u idi. Ned'u idi. En geldi nasb hali fetha ile olduğundan ned'u ve oldu. En mastar manası veriyordu. Bu yüzden davet etmek denildi. En olmasaydı sadece ned'u ne demek? Biz davet ediyoruz demek. En geldiğinden mek, mak, mesi, ması, iş, uş manası vermesi gerekir. Etmek manasını sağlayan şey en. Hüve o lem yed'una, lem yed'u na, sonradan dahil olan bir zamir. Öyleyse lem yed'u ya bakıyoruz. Cezm halleri neydi? Da'a yed'u, son harfi illet olan fiillerin cezm hali illet harfinin düşmesiydi. Bu yüzden sondaki ayından sonra yazılması gereken vav yazılmamıştır. Lem olmasa nasıl yazılır bu? Yed'u vav olur. Lem geldi, lem yed'u vav düştü. Yani illet harfinin hasfedilmesiyle mezzumdur bu. Faili hüve na burada mef'ul olmakta. Yani burada na fail değil arkadaşlar. Tamam. Na mef'ul. Niçin ağlıyorsun Zeynep diye şey varmış. Tebkine beka yepki tebki kelimesi. Tebkine nunun sabit kalması ile merfudur. Muzari fiildir. Merfu muttasıl zamir olan muhataba yası da faildir. Çünkü müfet müennes muhataba bir sıgadır bu. Tebkine, tensurine, tektubine o kalıp. Diğerleri de aynı şekilde devam ediyor. Buraya geldiğimizde emir fiil başlangıcı var. Emir bir işin yapılmasını sağlar, ikiye ayırır. Emri hazır karşındakine emir, yani hazır olan kişiye, ikinci şahsa emir kalıbıdır. Emri gayip yani gayip olan, yani üçüncü şahıs karşında olmayan uzaktaki bir kişi için emretme kalıbıdır. Emri hazır ikinci şahıslara emredilir dedik. Bu da ikiye ayırır yani. Bir muhataba emredebilirsin. İki muhatabaya. Muhatap erkek olarak karşında bulunan, muhataba karşındaki bir kadın, bir bayan demektir. Yani sen yardım et diye bir bayana da erkeğe de hitap edilebilir. Veya siz ikiniz, sizler şeklinde. Son harfi sahih olan emri hazırın irabı nedir? Bakıyoruz if'al son harfin hareki durumu ne? Cezim var. Öyleyse sükun üzere mebni diyeceğiz. If'ala kelimeye burada baktığımızda arkadaşlar burada ne görmekte? Tesniye ya bu. Tesniyelere nun ile yazılırdı. Cemiler de öyle. Ne oldu? Tesniye nunu düştü. Cemi nunu düştü. Öyleyse nunların hasfi üzere mebnidir. İf'ali burası muhatabanın müfredi. Burada da hep nun olurdu. Tektubine, tensurine hep nun vardı. Nun düştü. Nunun hasfi üzere mebni. İf'ala tesniye öyleyse nunun hasfi üzere mebni. İf'anne burada bir şey düşmedi yani. O yüzden hasfi üzere diyemeyiz. Son harfin arkasına bakacağız. O da ne? Lam. Lamda ne var? Sükun var. Tıpkı burada olduğu gibi. İf'al. Ne? Buradaki nun fail olarak gelmekte. Tesnelerde elif muhatabanın müfredinde ya faildir. Tıpkı tek tubine. Orada da ya faildi. Değişen bir şey yok. Cem'i müzekkerde vav faildi. Muzarede de böyleydi yani. Değişen bir şey yok. İrabını ezbere bilmek gerekir. Nasıl ezberleyebiliriz? Müfet müzekker muhatap ile muhatabanın cemisi ne diyebiliriz? Sükun üzere mebni, geri kalan kalıplar nunun hasfi üzere mebni. Son harf illetli olan emri hazırın irabı var bir de. Bu daha farklı. Yani son harf illetli mi değil mi ona dikkat etmek gerekir. Son illetli olan emri hazırın irabına geldiğimizde ne diyor? Müfret muhatap sıgası illet harfinin hasfi üzere mebnidir. Müfet muhatap sıgası neresi? Unsur, uktup dediğimiz yer, iftah dediğimiz o kalıp. Yani şuradan gösterirsek ifal kalıbı. İfal kalıbı nedir? İllet harfinin hazifi. Hazif ne demek? Silmek, yazıda yer vermemek demek. Yazıdan düşürmek demek.
İşte bakalım buradan ted'u kalıbına, yani muzari'nin muhataba, yani muhatap kalıbından yapılmakta emri hazırlar. Bu yüzden önce ted'u'yu veriyor. Yani bakın buradan yapıyorum diyor. Ne yapıyor? Muzara tarif olan ta'yı atıyorlar. Yerine bir hemze getiriliyor. Hemzenin harekesini zamme verdiğimizde ud'u oldu değil mi? Ud'u sondaki vav düştü. Niye düştü? Son harfi illetli olan muzari'nin müfret muhatap sıgasında irabı ne ile? İllet harfinin hasfi üzere mübnidir. Bu yüzden vav'ı hasfettik. Emri hazır nasıl yapılıyor? Arapça 1'de bu işlenmiştir. Arapça 1'e bakarak daha detaylı bakabilirsiniz. Kısaca anlattık. Efali hamse sıgaları nunların hasfedilmesi üzere mebnidir. Yani ted'uvaniden ud'u geliyor. Ted'u ne? Cemi. Bu tesniyeydi değil mi? Oradan ud'u geldi. Cemiden ud'u yine gelmekte. Pardon. Ud'u şeklinde geliyor. Ted'ine yani if'ali kalıbına uygun olan muzariden ud'i gelmekte. Çekim yapmak gerekirse buraya göre çekim yapalım. Ud'u, ud'uva, ud'u, ud'i diye burası gelmekte. Ud'uva, ud'une. Bunu bir de gaza fiilinden yapalım. Çünkü gazanın da son harfi illetlidir. Uzu, uzuva, uzu, uzi, uzuva, uzune. Bu şekilde. Cemi muhataba sıgası sükun üzere mebnidir demiş. Ud'une şeklinde. Cemi muhataba neresi arkadaşlar? Burası olmakta. Muhataba çünkü ve cemi. Burası neymiş? Sükun üzere mebni. Ud'une nasıl sükun üzere mebni olabilir? Sondaki nun cemi alameti. Yani cemi müenneslik alameti. Nun sayma. Bir öncesine bak. Ud'une. Yani kelimenin aslı ne? Ud'u vav ile birlikte. Oradaki vav hareketsiz. Hareketsizlik ne demektir? Sükun demektir. Sükun ikiye ayrılır yani. Bir o cezim işareti, yuvarlak işaret. Buna da sakin denilir, sükun denilir. Bir de hareketsizlik. Bir harf hareketsiz ise ona da sükun diyebilirsin, sakin diyebilirsin. Cemi muhataba sıgası sükun üzere mebnidir der. İşte irmine veya ud'une şeklinde. Sağ tarafta muzarisi yazıyor. Yani şu muzariden elde edilmekte deniliyor. Aşağıdaki cümlede geçen emir hazırları inceleyelim. Uktubu ne üzere mebni? Sükun üzere mebni. Sükunu görüyoruz. İftahi ne üzere mebni? Burada nunun hasfedilmesi üzere mebni. Nun hasfedildi. Çünkü muzarisinde ne vardı burada? Nun vardı. İmşine minhuna. Buradan yürüyün şeklinde. İmşine cemi, müennes, muhatabadır. Sükun üzere mebni denilmiştir. Neden sükun üzere? Çünkü ya da hareketsiz. İmşi, meşa, yemşi, imşi, imşine. Ya hareketsiz yani sakin, öylesi sükun üzere mebni denilir. Nun, cemennes nunlarına nunun isve denilir, faildir. İrmi, nereden yapılmış? Rama, yermi, sonunda ne var? Veya termi diyelim. Sonunda ya var, illet harfi var. İllet harfi emirlerde hasfediliyor. Öyleyse illet harfinin hazfi üzere mebnidir. Müstetir zamir, ente faildir. Müstetir gizli, yani burada göremezsin. Ama irmi de ente zamiri faildir. Emri gaibe geldi sıra. Muzari fiilin gaib ve gaibe sıgalarının başına lamul emir, yani li dediğimiz şey eklenerek emri gaib elde edilir. Mesela harace çıktı, liyehruc çıksın. Fetaha yeftahu açtı, açıyor. Liyeftah açsın şeklinde. Son harfi sahih olan emri gaibin irabı nedir? Liyef'al, liyef'ala, liyef'alu ne demiş? Bir rakam bile gösteren üst sahnede sıga sükun üzere mebnidir.
Liyef'al sükun yani cizmi görüyoruz. Litef'al cizmi görüyoruz. Liyef'alne son harf olan lambda cizmi görüyoruz. Nun son harf değil. Çünkü asıl harf yani kelimenin asıl yapısı müfredinden belli olur. Müfredine baktığımızda burada nun yok. Nun cemi müennes nunu yani nisve nunu. Buna dikkat edin. Lam sakin yani sükunu bizzat görüyoruz. Bu yüzden sükun üzere mebni bu üç kalıp dedik. Geriye kalanlarda ne olmuş? Tesnelerde ve cemilerde ne olur zaten? Nunların hasfi üzere mebnidir. Tamam. Yef'ala. Çünkü la'yı atarsak yef'alani kalmakta burada. Bunlara dikkat edelim. Bu arada da yani tesnelerde ve cemi, müzekker, muatapta nunun hasfi üzere mebnidir. Son harf illetliyse ne olur? Müfret gaib ve gaibe sıgaları illet harfinin hasfi üzere mebnidir. Yed'u'dan liyed'u. Ne oldu? Vav gitti. Liyed'u. Bu nedir şu anda arkadaşlar? Mebnidir diyor. Hasfi üzere mebnidir. Çünkü emir hazırların hepsi mebnidir biliyorsunuz. Vav düştü. Vav'ın düşmesi bunun mebnilik alameti. Ted'u'dan lited'u. Şimdi yed'u gaib sıgası. Müfret, müzekker, gaib. Ted'u müennestir. Müennes, müfret ve gaibe kalıbı. Görüldüğü üzere yine illet harfi sonda yok. Emri gaib yaptığımızda kelimenin aslında olan vav kaybolmuştur. Rama'dan, Rama yermi'den liyermi sondaki ya gitti. Termi'den de litermi sondaki ya yine gitti. Efal-i hamse sıgaları nunların hasfedilmesi üzere mebni olur. Yed'uvani tesniyedir. Liyed'uva oldu. Nun düştü. Yed'une cem-i müzekker gayb. Liyed'unun düştü. Ted'uvani bu da müennesin tesniyesi. Lited'uva oldu. Sondaki nun emri gaipte yazılmıyor yani. Yer mi yani? Şimdi bunu Y'den örneklerini veriyor aynı şekilde. Cemi gaibi sıgası sükun üzere mebnidir. Yed'une muzari normal çekimi böyle gelir. Başına li'yi yani emri gaib lamını ilave ederek emri gaibi elde ettiğimizde liyed'une olur. Yani değişmedi değil mi? Yed'une liyed'une. Lam hiçbir etki yapamadı buna. Çünkü cemi müennesi gaibi sıgaları en baştan beri söylediğimiz üzere mebnidir. Hiçbir şekilde değişmezler. Nedir burada? Baktığımızda sükun üzere mebnidir. Neden? Çünkü vav kelimenin aslındandır. Yani sonuncu harftir. Harekesi yoktur. Hareketsizlik de sakinlik demektir. Sükun demektir. Sükun üzere mebnidir. Sondaki nuna bakmıyoruz. Sondaki nun cemi müenneslik alametidir. Burada da aynı örneği Rama 20 kelimesinden vermişler. Gul, gale, yugulu, gale fiilinden gul emri hazırdır. Ne üzere mebni olur? Gul sükun üzere mebnidir. Bunun dışında liyezhebe, gerçi emri gaibi işliyorduk. Emri hazırdan bahsettik. Emri gaib liyezhebe sükun üzere mebni aşikar zehebe yezhebe'den. Hüvedo'nun faili müstetir yani gizli zamir diyor. Liyezheb hüve iler medreseti. Gul sende li Halid'in Halit içinde söyle. Ne söyle? Liyezheb gitsin iler medreseti okula. Bunu söyle. Liyermi Rama yermi liyermi illet harfi düştü. İllet harfinin hasfedilmesi üzere mebni emri gaiptir. Müstetir olan hüve de onun faili olmakta. Gul littalibati liyektubuna. Liyektubuna. Nedir bu? Cemi, müennes, gaibe kalıbıdır. Sükun üzere mebnidir. Merfu zamir olan nunun ismi de fail olmakta. Ardından nehi fiili ve nehi hazır yani. Nehi fiili ikiye ayrılır. Nehi hazır. Hazır karşındaki kişi, ikinci şahıs. Onu nehi diyorsun, yasak diyorsun, yapma, etme diyorsun. Bir de nehi gaib var. Gaib üçüncü şahıs. Üçüncü şahsa artık nehi diyorsun, yasak diyorsun, gitme, yazma, çizme şeklinde. Nehi hazır.
La'yı nahiye ile yapılmaktadır. Fiilin sonunu cezmeder. Ve ne diyor? Muzaresinin cezm alameti üzere mebnidir. Ketebe tektubudan la tektub yazma. Niye burada tektubu muhatap kelimesi getirildi? Çünkü burada ne yapılmakta arkadaşlar? Hazır nehisi yapılmakta. Birinci şık yapılmakta. Bu yüzden T getirildi. Tektubu sen yazıyorsun. La tektub yazma. Ten suru sen yardım ediyorsun. La ten sur yardım etme. Teftahu sen açıyorsun. La teftah açma şeklinde. Emir yani. Zehebe tezhebudan la tezheb gitme. Cezmi diyorum, evet, son harfte sükunu görmekteyiz. La tef'al, la tef'al ile la tef'al ile sükun üzere mebnidir. Çünkü son harfte sükunu açıkça görüyorum. Geriye kalanlarda ne var? Nun'un hasfi var. Çünkü tesniyeler, cemiler ve müfett müennes muhataba nun ile yazılır. Yani ne diyelim? Başında nasb ve cezm edatı olmayan bir fiil öyle yazılır. Yektubu, yektubani, yektubune. Çekim yaparken hep nun gelir buralarda. Bu la'dan dolayı gelmemiş, nun hasfedilmiş. Öyleyse nun hasfi üzere mebni. Parantez aralarında yine zamirler yani failler gösterilmekte. Onları da bu şekilde hatırlattık. Son harf illetli olursa nehi hazırın irabı nasıl olur? Müfret muhatap sıgası illet harfinin hasfi ile mebnidir. Ne gibi? Emri hazır gibi. Ted'u'dan la ted'u. Ne değişti? Ted'u da vav vardı. La ted'u vav düştü. İşte illet harfinin hasfi ve mebnidir diyor. La bir tane var. Termi'den la termi. Termi sonunda ya vardı. La termi ya düştü. Bunlar anlatılıyor. Efali hamsa sıralarında nunların hasfedilmesi üzere mebnidir. Hep böyleydi zaten. Ted'uvani normal bir muzari tesniye normal derken başında nasb eden yok, cezmeden yok. Cezmeden geldiği esnada la ted'uva tesniyede ne oldu? Nun, tesniye nunu burada düştü. Ted'une cemi müzekkerde ne oldu? La ted'unun gitti. Ted'ine la ted'i burası neresi arkadaşlar? Müfret, müennes, muhataba kalıbı. Sondaki nun düşmüş. Diğerleri aynı şekilde nunlar düşüyor. Cemi muhataba yani cemi müennes oluyor orası değil mi? Cemidir, müennestir, muhatabadır. Onlar sükun üzere mebnidir. Hep öyleydi. Yani yen sur ne derken de yine öyleydi. Ted'ûne la ted'ûne. Bu nedir? Cemi müennes muhatabadır. Başına la getirildi. Değişmedi. Termine yine termine başına la getirsen yine termine olur. Bunlar mebnidir. Normal muzari'de de böyleydi. İlk videomuzda işlemiştik. Değişen bir şey yok. Nehy hazırı inceleyin diyor. Tek başınıza çarşıya gitmeyin. La tezhebu. La olmasaydı sonunda ne olurdu? Nun olurdu. Çünkü tezhebu kelimesi nedir? Muhatap ve cemidir. Muhatap cemi müzekker sonunda nun olur yani. Tezhebune olurdu. La geldiğinden nun gitti. Nunun hasfi üzere mebni nehi hazırdır. Merfu zamir cemi vavı faildir. Yani buradaki vav hem merfu zamirdir. Değil mi? Zamirdir ve merfu zamirdir. Cemi vavıdır ve de faildir. La termi illet harfinin hasfi üzere la termi olacaktı çünkü. Ente fail çünkü sen manasına geliyor. Topu yükse atma kim? Sen atma. O yüzden ente fail. Nehi gayb üçüncü şahıslara gaybe yapılan yasaklamalardır. Buna da ayrı bir video çekeriz. Ya da bunu da tamamlayalım. Sonra bakalım ne yapacağız. Bunu da bir anlatalım. Nehi gayb üçüncü şahıs. Yani o ikisi onlar diye sesleneceğimiz yanımızda olmayan kişiler, uzakta olan kişiler. Gaib müzekker için kullanılır. Gaibe müennes için kullanılır. Ne gibi? Emin, Emine gibi. Aynı şekilde daha önce de bunlar hep geçti. Müzekker de erkek için kullanılır. Müzekke, müennes de kadın için kullanılır.
Muzari fiilin gayet ve gaybe sıgalarının başına la-i nahiye denilen la getirilerek elde edilir ve cezmeder ve cezm alameti üzere mebnidir. Zehebe yezhebu, zehebe mazi, yezhebu muzari, la geldi, la yezheb sükun geldi. Bakıyoruz, değişen bir şey var mı arkadaşlar? Görüyorsunuz ki değişen bir şey yoktur. Cemi müennes hariçti zaten, biliyorsunuz. Onun dışında sonu nun ile biten kelimeler vardı, bitmeyen kelimeler vardı. La yef'al ile la tef'al. Bu öncelikle ne arkadaşlar? Gaip, yani o tensurine, tektubin, o muhataba kalıbı gelmiyor. Ona dikkat edelim. Gaip, üçüncü şahıs. La yef'al, la tef'al, sondaki cezimleri görebiliyorum. Öyleyse sükun üzere mebni. La yef'al, lambda sükunu gördüm. Sükun üzere mebni. Geriye kalan tesneler ve cem-i müzekker de ne olmaktadır? Nu'nun hasfi üzere mebni olmaktadır. Son harfi illetli olan nehi gaibin irabı. Müfret, gaib ve gaibe sıgaları illet harfinin hasfi üzere mebnidir. Hep aynıydı. Yed'u, da'a, yed'u, la geldi, la yed'u, vav düştü. Ted'u, la geldi, la ted'u, vav düştü. Rama 20'de aynı şekilde, sadece ya, i örnek, yalar düşüyor burada. Düşen şey ya vavdır ya da yadır. Efali hamsi sıgaları nunların hasfedilmesi üzere mebnidir. Yed'uvani, la yed'uva. Yani yed'uvani bir muzaridir. Başında nasbeden yok, cezmeden yok. Cezmeden gelirse nun gider. Tesniyeydi bu. Bu da tesniye. La yed'uva. Yed'une, cem-i müzekker gaib. La geldi. La yed'u oldu. Nun gitti ama. Diğerlerde aynı şekilde çekimi yapılır. Efali hamsi sonuçta. Cem-i gaibe sıgası sükun üzere mebnidir. Sürekli böyleydi. Yed'ûne, la yed'ûne değişmedi. Niye? Çünkü mebni idi zaten. Fiil-i muzari'nin standart hali, yani nasb ve cezmeden olmadan da böyleydi. Aşağıdaki cümlelere göz atın demişler. Gulu, gul, gula, gulu. Burada ne ama aramızı istiyorlar? La yef'al kalıbını. Sükun üzere mebni nehi gaiptir. Müstetir zamir hüve faildir. Bunlara nehi gaib diyoruz, değil mi? Gaibin yasaklanması, yapmasın, bir daha yapmasın diğer üçüncü şahsı yasaklıyoruz. İkinci şahsa diyoruz, yani ona git böyle ilet gibi bir durum söz konusu. El etfaru la yebku, çocuklar ağlamasın. Dıflun etfalun, cem-i mükesserdi, müptedaydı, la yebku fiil cümlesi olarak onun haberidir. La yebku fiil, vav onun faili olmakta. Burada ne üzere mebni? Nun'un düşmesiyle. Nun'un hasfi ile mebni olmakta. Diğerler de aynı şekilde. Aşağıdaki cümlelerde geçen emir ve nehirleri, fiilleri tespit edin. Bu fiillerin ne üzere mebni olduğunu belirtip faillerini de gösterin. Sıra sizde de cevap var mı? Var. Öyleyse bir tane yapayım hiç yoktan. İzheb. İzheb kalıbı nedir? Önce kalıbın ne olduğunu bilmek lazım. Oradaki fail neydi zamir olarak? Onu da bilmek lazım. Onlar, yani yukarıdaki tabloları bilirsek işimiz kolay olur. İzheb entedir. Fail daima ente olur. Ne denilmişti? Emir, nehi, fiiller tespit edin. Tamam. İzheb, zehebe, yezhebeden emri hazırdır. İzheb diye emri hazır gelir. Bu fiillerin ne üzeri mebni? Sükun üzeri mebnidir. Faillerini belirtin. Ente faildir. Diğerlerinde sıra sizde olduğu için cevapları vardır. Alıştırmalar var. Şunları bunları söyleyin diye. Onu da üçüncü videomuzda, yani sonuncu videomuzda onlara bir kısmına daha bakarız. Şimdilik